Tamam. Evet, şu an Evet. başlattı. Harikasın. Alize'nin şarkıları başladığı zaman kaydı durduracaksınız. Ki öyle bir şeyimiz var. Katılanlara özel bir kuralımız var. Efendim, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Çok heyecanlıyız. Bu sene, bu sezonun yeni kızlarımızla, bilim kadını olma yolunda adım atan kızlarımızla beraber bilim kadını hocalarımızın eşleştirme törenindeyiz. Bu aşamaya gelene kadar dostlarım dahil, çok sayıda, başta Hülya Hocam ve kızlarımız, diğer mentor hocalarım çok emek sarf ettiler. Onlara teşekkürlerimle bu oturumun açılışını yapmak istiyorum ve çok heyecanlı olduğumuz bu oturumda bizlere eşlik edecek ve bizi güzel sesiyle onurlandıracak da güzel bir sanatçımız var. Sözü ona vermeden önce bu aşamaya kadar 2016 yılında başladığımız projemizde bu aşamaya kadar böyle birkaç rakam vereceğim size kayda girsin diye. Ondan sonra çok uzun tutmayacağım. Ondan sonra hemen 2016 yılında temel bilimler alanında kızlarımıza el vermek için, onlara hayatını kolaylaştırmak için başladığımız bu yolculukta 17 şehirden, Anadolu'nun, ülkemizin, güzel yurdumuzun 17 şehrinden 77 kızımız ve 50 bilim kadınımız bizlerle beraber olmak için bize başvurdular. Bunların içerisinden 36 kızımıza ve 30 bilim kadınımıza bu yolculukta beraber olma şansına eriştik. Çok çok güzel bir rakam. Hepsini çok seviyorum. Bizlerle bu yolculuğa gönül birlikteliği içerisinde, emek birlikteliği içerisinde devam ettikleri için. Bu kızlarımız öylesine pırıl pırıl maşallah. Allah'ım yollarını açık etsin. O kadar geleceğimize umut veren kızlar ki bizim o başvuran kızlarımızın içerisinde %91'i 2,5-4 üzerinden 2,5 not ortalamasına sahip. Böyle canavar bir şey bunlar. %68'i de 3'ün üzerinde nota sahip. Ve biz bu kızlarımızı bir bilim kadını olup bizim yaşamımıza değer katmalarını istiyoruz. Hakikaten gerçekten o kadar azimli, kararlı ve çalışkan kızlar bunlar, disiplinli kızlar. Hepsini çok seviyorum. Hepimiz, bütün hocalarımız çok seviyoruz. Kendi kızlarımız gibi, kendi evlatlarımız gibi onların hayatını kolaylaştırmak, zorlu yolculuklarında onlara destek olmak için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Bu 36 kızımız, bugüne kadar birlikte olduğumuz 36 kızımızın 12'sine burs verdik. Bağışçılarımızın yardımıyla, destekleriyle, katkılarıyla Allah bin bin kere razı olsun onlardan. 4 kızımızın işte ulaşım, yurt dışında kayıt, İngilizceydi gibi acil ihtiyaçlarını karşıladık. 4 kızımıza da staj ve iş imkanı sağladık. Ve bu kızlarımızın geçen sezon 15 kızımızın başarısına tanıklık ettik ve bizim bu yolculukta onlara yaptığımız gönül emeği, zaman ayırmamız ve maddi yardımlarımızı bir helal hoş olsun dedirtecek bize başarılara tanıklık etmelerini sağladılar. Ve işte kimini yurt dışına doktoraya uğurladık, kimini üniversitede yüksek lisansa hazırladık, oraya kayıtlarını yaptırdık. Kiminin makaleleri uluslararası arenada yayınlandı, kimi başarılara başka sivil toplumdaki başarılara imza attı. Hepsi çok çoklu zeka sahibi, çok çalışkan, azimli evlatlar bunlar. Ve bu 2016'dan bu yana 3 üniversite etkinliği gerçekleştirdik. Bizzat orada bilim kadın hocalarımızla ki aralarından bir tane Gamze hocamız da burada. Onu o şekilde tanıdık. Onunla o şekilde bize arkadaşlık etmesi konusunda onun yüreğine dokunduk sağ olsun. Çok güzel bir yüreği var. Daha nice hocalarımız gibi. Ve 11 Gamze Hocam gibi ve diğer hocalarım gibi 11 bilim insanını da ağırladık. İkişer
aylık aralıklarla onlardan vizyonlar aldık. İnşallah bu sezonda yine bu kızlarımıza etkinliklerle, onların network'ünün iletişimlerinin gelişmesi açısından destekler vermeye devam edeceğiz. Bu önümüzdeki sezon aramızda şimdi Hülya Hocam ve Emine Hocam takdim edecekler. Alize'nin güzel sesiyle konserinden sonra. Çok değerli hocalarımız var. Kendilerinden söz aldım. Ve bu sözlerle önümüzdeki bu sezonda eğitimler verecekler bize. Kendi bilimsel çalışmalarını paylaşacaklar. İspanyolca öğretecekler, İngilizce öğretecekler. Bu hocalarımızı o yüzden hepsine bu gönüllerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, daha fazla sözü uzatmayacağım. Alize'nin güzel vaktinden almayacağım. Size Alize'yi iki satırla ifade etmek istiyorum. Kendisi daha iyi anlatır. Alize benim meslektaşım, bir endüstri mühendisi. Ama bizlerin hiçbirinde olmayan böyle güzel bir müzik bilgisi ve güzel bir sese sahip. Şimdi bizlerle o güzel sesini paylaşacak ve bizleri onurlandıracak. Kendisini sevgiyle kucaklıyorum. Buyurun Alize. Çok teşekkürler güzel sözleriniz için. Umarım sesim iyi geliyordur. Ben burada sistemi hazırladım ve özellikle telefondan bağlandım ki Zoom üzerinden telefon çok daha ses sisteminde iyi, titiz bir çalışma yapmıştım zamanında. O yüzden telefondan şimdi böyle hepinizi görmeye çalışıyorum. Tamamen full bir ekran göremiyorum ama ara sıra geçiyorum. Öncelikle bu akşam bu özel etkinlikte konuk sanatçı olarak bulunduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Yıllar önce hayallerimin peşinden koşmaya ve kalbimin sesini dinlemeye karar verip endüstri mühendisliğinden ses sanatçılığına geçiş yapmış biri olarak tutku yolunda işi doğru bilen kişilerle karşılaşmanın, yani insanın mesleki alanda bir mentorunun olmasının çok özel ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve kızlarımız da ne şanslı ki buna olanak sağlıyorsunuz. Onlar adına ben de tekrar buradan teşekkür etmiş olayım. Ne güzel değerler kazanıyoruz. Ben de sesimle ve yeteneğimle bu tarz özel, güzel etkinlikler olsun, insanların hayatlarına eğer olabiliyorsa pozitif bir dokunuş olsun, bunu yapabilmeyi çok seviyorum ve her zaman arzuluyorum. Yani sesime bir nevi biraz bu görevi de vermiş durumdayım. O yüzden Müjgan Hanım bana bu daveti sunduğu zaman çok büyük bir keyifle ve mutlulukla kabul ettim. Kısıtlı bir zamanımız olduğu için de hiç duygusal şarkılara girmeden şöyle 4-5 tane tamamen enerjik, tamamen böyle yerimizde umarım ki sizin de eğlenip dansla eşlik edeceğiniz birkaç şarkı seçtim. Umarım keyif alırsınız. Tek sizden şöyle bir ricam olacak. Mikrofonlar kapalı olursa ses yankılanmaz ve daha başarılı oluruz. Bir de tabii ben sizi böyle sanal bir şekilde görebildiğim için eğer keyif alıyorsanız biraz böyle eşlik ederseniz ben de sizi görürsem çok çok mutlu olurum. O zaman ilk şarkıyla bir bakalım ses nasıl geliyor, benim sesim ve altyapının sesi. Ona göre diğer şeyler de şekillendiririm. Başlıyorum müsaadenizle. Ben kaydı durduruyorum Müjgan Hocam. Uygun mu sizin için?